Ara beni. Numaranı vermedin. Kırk dört. Tamam. Siz ne anladınız da bir de yanlış anladınız üstüne ya. 44-45 diyor. İsmail, hadi sen kızını al. Sonra ben şey yapacağım, tamam mı? Onu ben arayacağım. Ha. Siz onu konuşacak. Hadi kızım. Gidelim de istemediğimiz yerde zaten durmayız. Biz haydi yürü gidelim. Bir şey değil canım benim. Hadi Allah Allah ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım. Bak bu ne kapıda? Bak bu ne kapıda? Bak bu ne kapıda? Dilerse beni boğar. Tamam yok. Ay beni kırtlakla. Artık... Öldürün beni. Şişt, yalan yok. Bak seni saklamışsın artık söyleyeceksin. Ne söyleyeceğim? Delirsin bir tamam. Şey yap. Tamam. Bir şey yap. Lütfen bir şey yap. Tamam ben halledeceğim. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Doğruları söyleyeceğim. Sen doğruları, bizim bildiğimiz doğrular mı yoksa şey mi? Evet, senin bildiğin doğruları. Kesik doğrular. Tamam, sus. İsmail'in gayrimeşru çocuğu var. Ne? Olacak şey mi? Gayrimeşru. İsmail, doğru mu lan bu duyduklarım? İyi, ne duydun ki ben hiçbir şey duymadım. Tamam, İsmail seni göbettim ha. İsmail, doğru mu? Yok, yok öyle bir şey. Ben sana anlatacağım, sonra anlatacağım. Çok... Doğru mu? Doğru söyle artık kadına. Yok. Allah belanı versin İsmail. Nasıl yaptın bana? Tamam, ya ne hemen yedin ki sen de hiç şey yaptın ya? Sus. Yok. Ben bir hatlar çevirdin gibi biliyordum, tamam mı? Ama borç neyim falan yapmıştım diyordun bunu. Anlamadım. Tamam, sakin ol. Katıldı. Makbuleciğim, beni dinle. Tamam, bak sakin ol, tamam mı? Yapmış bir hata, yapmış. Ama büyüklük sende kalsın. Bak, bak bu kızın güzelliğine bak. Bunun ne suçu var? Ha, affet, büyüklük sende kalsın. Haydi bakalım. O şekilde olur. Öyle mi diyorsun Gülseren? Tabii ki öyle diyorum. Bu durumda başka ne düşünülebilir ya? Hadi. O zaman ben bir şey söylemek istiyorum. İsmail'in bir suçu yok. Bu kız aslında benim kızım. Ne? Ulan ben niye şaşırıyorum lan? Ağzına sıçtığımın nasıl? Allah seni bildiğin gibi yapsın. Hüseyin Allah seni bildiğin gibi yapsın. Ne demek? Ne demek bu? Yapmayın. Bu ne demek? Yapmayın. Ama beni konuşmamışsın şimdi. Bu hala konuşuyor ya. Durun. Sakin ol. Ama kız yazık değil mi? Bu kız, baksana şu kızın tatlılığına. Büyüklük sende. Bak ne diyorsun sen de be? Ne az önce öyle dedin. Ne diyorsun sen? Sen hala burada mısın? He? Al kızını da git. Tamam, sakin ol. Kızını da al git. Bak ya, az önce burada ben oturuyordum. Hayat ne tuhaf. Sen mal mısın? Sen mal mısın? Dur, ben Makbule'ye söyledim. Makbule beni affedecekti, olayı kapanacaktı, bitecekti. Sen niye üstüne aldın ki suç? Senin bunun için 20.000 lira versene ben. Ne 20.000 lira? Bak hala, sen niye hala burada duruyorsun? Ya ne? Ya tamam durun ya Allah aşkına. Tamam ben anlayacağımı anladım ya. Ya ben zaten yıllar önce terk edilmişim. Alıştım yani ben terk edilmeye. Ya bunca zaman babasızlığa da alıştım. Yani ailenizin de huzurunu buldum böyle birden geldim. Bilecek kişi varsa o da benim yani. Hayır kızım ya. Böyle şey olur mu? Saçmalama. Sen bu kapıdan girdikten sonra ben bu oyunu hiçbir zaman sürdürmemeliydim ki. Senden utanmamalıydım, çekinmemeliydim. Sen ne olursa olsun benim kızımsın ya. Bundan sonra gideceksek de beraber gideceğiz. Ne yapalım? Evimizde yok. Bir yatak, bir döşek. Nerede bulursak orada kalırız. İbo'nun güllü şap gibi. Öyle değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Tamam, durun. Benim az önce Makbule'ye söylediklerim gerçek düşüncelerimdi. Şimdi sinirden patlayıverdim. Tamam ya, senin kızın benim kızım. Ne yapalım? Ondan mı diyor? Ne diyeceğim Allah ya? Canım alsın, çok korktum. Nerede yatacaktık? Biz kalacaktık biz. Sağ ol. Bırakır mıyım hiç? Zehra? Anne? Nerede kızım, her yerde seni arıyorum ben. Bak babamı buldum. Ulan vallahi hatırlamıyorum ya. Ben de hatırlamıyorum. İnanamıyorum, sen ne kadar değişmişsin. Eskiden senin burnun kırıktı. Ağzın yamuktu, bacakların çarpıktı. Nazım abi ne oldu sana, tırnağı mı çarptı ha? Nazım falan. Nazım mı? He. Kızım bu senin baban değil ki. Nasıl ya? Aha! Vallahi de billahi de biliyordum ya. Vallahi de billahi, hatırlamıyorum ki ben bunu. Bir şey diyeceğim, çok affedersin. Yani madem biliyordun o zaman niye bizi atlasana sokuyorsun lan sen? Niye atlasana sokuyorsun bizi o zaman? Oğlum tamam bir saniye dur ya. Olabilirdi sonuçta. Olabilirdi. 18 yıl önce dedi. Apartman yöneticisi dedi. Baksana kız da bana benziyor. Özür dilerim ya. Benim kızım olsa vallahi bu kadar güzel olur tamam, ya. Tamam sakin ol. Tamam. Kimin kızı o zaman bu?
Benim babam kim ya? Ya gürültünüz ta aşağı kadar geliyor ya. Allah Allah ya, ne kadar şiveli bir kavga ettiniz ya. Aa Nazan. Ne yapıyorsun kız? Fıstık. Ne yapıyorsun? Görüşmeyeli 18 sene oldu mu ya? Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsunuz? Ramazan. Bayram. Olsun, o da bayram. Mantığın hala değişmemiş, biliyor musun? İnanamıyorum ya. Hayat senden, yıllar senden hiçbir şey götürmemiş ya. Ya hiç evet, değişmemiş. Karizmamı korumaya çalışıyorum. Burnumu hep törpületiyorum falan. Al işte kızım. Senin baban bu. Nasıl babam bu? E baba apartman yöneticisi dedin. E o kadar yıl oldu. Bir terfi almışsındır diye düşündüm. Aşk olsun ya. Biz de bugüne bugün mü kapıcıyız? Ne babası ya? Ne diyor? Bu benim kızım. Ne diyor ya? Yani bir yandan hoşuma da gitti, biliyor musun? Ne oldu abi? Hani ben kapıcıyım diye benim kızım olamazdı. Hani benim oğlum mu, benim kızım mı lan? Oğlum benim kızım ne ya? Benim 5 tane çocuğum var. Ben buna ne edeyim olacağım? Oğlum ben istemem. Oğlum ne kızı ya? Kızım bak Nazan, başkası var da benim üstüme itelemeye çalışmıyor değil mi? Ne biçim konuşuyor? Senin çocuğun ya. Nasıl benim? Tamam dur bir test edeceğim. Bak bir tane bir saatçi vardı, Canıt'ın. Onlar... Saatçi var, onu karıştırma. Tamam hadi. Bir test edeceğim. Kızım bir de bakayım, çöpüğünüz var mı? Çöpüğünüz var mı? Ya oğlum benim. Kızım ya, oğlum ben buna ne değiş bulacağım, nasıl bakacağım ya? De bakayım ya, başlığım bol isterim. Başlığım bol isterim. Ha tamam. Olur olur ya, B blok sende, haydi yürü. Haydi. Ya ne bebi, ben hiç beri temizlemem. Ya, konuşma, yürü. Sana yıllardır bakan babanı böyle konuşamazsın. Hadsiz. Tamam, B bloğu da hallettik, eyvallah.